Adalı Halil Beylivan, Edirne'nin Yunanistan'da kalan Adaiçi Bucağı'nın Kiliseli köyünde 1866 yılında doğdu. Babası Kara Mehmet Pehlivan, güreş ustası, Boğça köylü Hüseyin ve Ahmet isminde iki kardeş pehlivandır. 16 yaşında güreşe başladı. Bir düğünde başa soyunan ustalarını dışarıdan gelen pehlivanları yenince, başa çıkıp ustalarını yenenleri yenerek ilk defa başı aldı. Bu güreşten önce Edirne yörelerinde baş altına güreşen Adalı Halil artık başa güreşmeye başladı. 1924 senesinde gençliğini şöyle anlatmış. Ben gençliğimde hırsımdan kaynardım. Bir yerde namlı bir pehlivan olduğunu işittim mi gidip onu yenmeyince içim rahat etmezdi. Bundan başa çıktığı zaman Aliço hala Kırkpınar baş pehlivanıydı. Şunlulu Koca Yusuf Aliço'yu zorluyordu ama henüz baş pehlivanlığı alamamıştı. Kiliseli köyü Aliço'nun köyü koyun yerine yakın olduğu için ne de olsa hemşeri sayılırlardı. Bu nedenle Aliço'ya yakınlaşarak onun ustalığından ve ününden yararlandı. Bir süre Kırkpınar'da beraberce Şunlulu'lara karşı koydular. Bu sebepten ötürü Adalı'nın ikinci ustası Aliço'dur denir. Adalı Halil, İbrahim Alaaddin Gövsa Bey ile yaptığı konuşmada 19 yaşındayken Koca Yusuf ile iki defa karşılaştığını, birincisinde 2,5 saat güreştikleri halde yenişemediklerini, ikinci güreşte Yusuf'un mızıkçılık yaptığı için Adalı Halil'in galip sayılıp ödül olan tayın kendisine verildiğini ve daha sonra o çağın en namdar pehlivanlarından Katrancı Mehmet, Kurtdereli Mehmet, Filiz Nurullah, Rüstem ve Kara Ahmet gibi pehlivanları yendiğini söylemiş. Adalı'nın bu söylediklerinin bazısı gerçeklerle çeliştiği için bunlar gibi kaynağa söylenti olan güreşlerini yazmaktan kaçındı. Ancak 23 Ağustos 1894 tarihinde yapılan Çardak güreşini bizzat gören ve bu düğünde hizmet etmiş olan 3 kişiden dinlediğim için buraya aldım. Çardak güreşinin hakemi Aliço şöyle bir eşleştirme yaparak 1894 yılında kimlerin baş pehlivan, kimlerin başaltı pehlivan olduğunu gösterdi. Aliço ayrıca başa güreştirmek için ayırdığı 4 pehlivandan Adalı Halil'i tecrübeli ve yaşlı Katrancı'ya, bu güreşçilerin en güçlüsü Koca Yusuf'a da yeni yetişen tecrübesiz Kurtdereli Yeşvere'ye, Adalı'dan köye gelip güreş istemenin hıncını da belki de almak istemişti. Aliço'nun düşündüğü gibi Kurtdereli ile Koca Yusuf güreşi 15 dakika ancak sürdü. Toy Kurtdereli kucaklanıp 3 adım yürünerek yenildi. Adalı ile Katrancı'nın güreşi ise saatlerce devam etti. Nihayet Katrancı'yı Künde ile yenebildi. Ama akşam da olmak üzereydi. Ne de olsa yorulmuştu. Kendisini bekleyen Koca Yusuf ise hiç yorulmadan kolay bir galibiyet kazanmıştı. Bu durumda Adalı Koca Yusuf ile hemen güreşirse yenilgiyi peşinen kabul etmiş olacaktı. Aliço'ya giderek yarın güreşe devam etmeleri için rica etti. Aliço güreşin mutlaka bugün bitmesi gerektiğini, düğün güreşi olduğu için herkesin yatacak yeri olmadığından yarını bekleyemeyeceklerini söyledi. Zaten düğün sahibi Mevlevi Şeyhi Mustafa Daniş Efendi de yarına kalmasını kabul etmiyor, Adalı güreşmezse ödülü Yusuf'a veririz diyordu. Bu söz Adalı'nın çok ağırına gitti. Yüksek bir sesle, ödülü verirseniz verin. Ben şeref için güreşirim, para için değil. Yusuf'u yenersem anam müjdeyi götürene sizin ödülünüzden daha fazla bahşiş verir. Karşılığını verince Adalı Halil'i dayak yemekten zor kurtardılar. Adalı çıra ışığı altında güreşmeyi kabul etmeyince ödül Koca Yusuf'a verildi. Adalı'nın belgelerden öğrendiğimiz ilk güreşi vefalı Nasip Efendi Pehlivan'la İstanbul'da 1892 yılında yaptığı güreştir. Bu güreş İktam gazetesine bir okuyucunun yazdığı mektupta şöyle anlatılıyor. Pehlivan Nazif Efendi'nin güreşteki maharetinden bahisle bunu kanıtlamak için merhum Yusuf ve Adalı Halil pehlivanları ile güreş tutmuş olduğundan ve adı geçenin Paris'te yapılacak olan güreş müsabakalarına katılmak üzere oraya gideceğinden bahsediyor. Merakım olması nedeniyle öteden beri İstanbul civarında yapılan güreşlerin hemen hepsinde bulundum. Nazif Efendi'nin güreştiğini bilir. Tahminen bundan 6-7 sene evvel Bayrampaşa'da orta derecede pehlivanlarımızdan bulunan Yarıcı Salih Ağa'ya 10 dakikada yenildiği gibi
Yine Odalice pehlivanlardan olan Cin Ali ile Sarı Hasan'a Yenibahçe ve Ok Meydanı'nda 10 dakikada mağlup olmuştu. Nasip pehlivan Adalı Halil pehlivan ile güreştiğini söylüyor. Bundan 8-10 sene önce Adalı Halil pehlivan tarafından Kadırga'daki Cündü Meydanı'nda bir elde mağlup edilmişti. Yine bir cuma günü Yedikule haricinde Halil pehlivan ile güreşe çıktılar. 1,5 dakikada alta düşmesi üzerine Nazif Efendi diğer pehlivanlar tarafından kurtarıldığını gözlerimle gördüm. Velhasıl büyük müsabakalara dahil olmak için Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil ve Bekir pehlivanlardan kuvvetli 1. derecede pehlivanlarımız yoktur. 2. derecede Küçük Yusuf ve Kıyıcı Osman ve Kara Ahmet pehlivanlar vardır. Nazif Efendi 75-80 kiloluk küçük yapılı bir güreşçi olduğu için şüphesiz ki 140 kiloluk Adalı Halil'in dengi olamazdı. Ancak Adalı'ya karşı çıkacak kadar cesur oluşunu övmek gerekir. Kaldı ki Nazif Efendi Cihan pehlivanla yarışmalarının hafif cüsseller bölümüne katılacaktı. Belgelerden öğrendiğimiz ikinci güreşi Selanik'te memleket bahçesini çalıştıran İpekçi İsmail Bey'in 30 Ağustos 1896 Pazar günü düzenlediği güreşlerde Kurtdereli ile yaptığı güreşti. Adalı Halil ile Kurtdereli'nin ilk güreşi olduğunu sandığımız bu karşılaşmayı Selanik'te yayınlanan Asır gazetesi aynen şöyle anlatıyor. Adalı Halil ve Kurtdereli Mehmet pehlivanlar yek diğerini yenmeye muvaffak olamadıklarından bunlar da barıştırılmış ve ödül 15 lira olarak eşit olarak ikiye bölünerek ikisine verilmiştir. Selanik güreşinden birkaç ay sonra İstanbul'un Kartal köyünde yapılan bir düğün güreşinde Kurtdereli ile Adalı Halil tekrar karşı karşıya geldiler. Bu güreşi bizzat seyretmiş olan İklim gazetesinin muhabiri yazdığı mektubunda şöyle anlatıyor. 22 yaşında gayet güzel vücutlu Kurtdereli Mehmet pehlivan adında bir aslan meydana atıldı. Kara Ahmet ise beli ağrımakta olduğunu beyan ile işe karışmadı. Kara Ahmet ile bundan evvelki düğünde berabere kalarak hem ayar olduğunu kanıtlayan Adalı Halil pehlivan güreş alanına kendini attı. Herkes bu iki pehlivanı büyük bir istekle izlemeye koyuldu. Nihayet 15 dakika sonra 112 okkalık yani 144 kiloluk Adalı Halil pehlivan bu kükremiş aslanın pençesinde güçsüz kalıp yenildi. Sözün kısası zamanımızın en büyük ve en bilinci pehlivanlarını gölgede bıraktı. Bu belgeden Adalı Halil ile Kara Ahmet'in kısa bir süre önce yapılan başka bir düğünde güreşip berabere kaldıkları anlaşılıyorsa da gazetelere yazılmamış olacak ki bulamadık. Seneler sonra Kurtdereli 11 Kasım ila 13 Kasım 1931 günleri Ankara'da yapılan yarı güreşlere hakem olarak çağrılmıştı. Bu sırada Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevaplandırırken o güreşi şöyle anlatıyor. Adalı benden oldukça yaşlıydı. Kendisiyle uzun müddetten beri güreşmek istiyordu. Bir defa tertip edilen bir müsabakada Kara Ahmet, Adalı ve ben hazır bulunduk. Ben Kara Ahmet ile karşılaşacaktım fakat onun Adalı ile bahsi varmış. Biz bedavasını Adalı ile tutuşacağız, sen seyirci ol dedi. Usulden olduğu için mükafat olarak 0.5 lira kondu. Pehlivanlar da bu parayı almayarak bize terk ettiler. 2 saat süren bu çok sıkı güreşte berabere kaldılar. Adalı ile Yakacık'ta Baba Bey tarafından tertip edilen bir güreşte karşılaştım ve kendisini 20 dakika zarfında yendim. Adalı oradakilere 20 senede kazandığımı bu çocuk 20 dakikada elimden al demiş. Bu güreşlerin yapıldığı 1896 yılından önce Adalı'nın Kavalalı Çolak Molla Mümin pehlivan ile 3 defa güreşip 3'ünde de yenildiğini Celal Davut Arıbal yazıyor. Arıbal'ın bildirdiğine göre ilk güreş Selanik'te olmuş ve Celal Davut Arıbal da hakem masasındaymış. Arıbal'a göre Selanik'te yapılan bu ilk güreşte Adalı Halil 3,5 saatte kılçık ile, 2 sene sonra Edirne'de saray içinde künde ile, 3. defa ise Sarı Şaban'da çaprazda iç tırpan ile yenilmiş. Adalı korkmadan güreşen, hatta çoğu zaman kavga çıkaran, patavatsız bir yaratılıştaydı. Bu nedenle Kurtdereli'yi kollayıp onunla 3. defa karşılaşarak Kartal Yakacık yenilgisinin acısını çıkarmak hırs ve gayretindeydi. Kurtdereli de onun bu huyunu bildiği için daima hazır ve dikkatli bulunurdu. 3. karşılaşma Balıkesir'in Çayırhisar köyünde yapıldı. İsmail Habib Sevük bu güreşi şöyle anlatıyor.
Güreş sırası baş pehlivanlara geldiği halde Kurtdereli Mehmet pehlivan soyunmaz. Sebebini soranlara birini beklerim der. Katrancı kim ki bu beklediğin dediği zaman Adalı Halil der. Bunun üzerine düğün sahibi atılarak der ki o çağrılmış değil ki ne diye gelsin. Kurtdereli acı acı güler. Çağrılmamış olsa da gelir. O benim peşimi kovalar. Biraz daha geçip de katrancı sen kuruntu yaparsın gibime gelir. Hani ne gelen var ne giden dediği zaman Kurtdereli biraz daha açıkladı. Abi gelir o. Yalnız ister ki beni yorgun yakalasın. Onun için belki geç gelir. İş fakat gömleğini çıkartmamıştı. Tam bu sırada uzaktan bir yayla tıkırtısı işilir. Kurtdereli katrancıya tebak şu yaylıya mutlaka adalı gelir dedi. Katrancı elini başının üzerine koyup dikkatli dikkatli baktıktan sonra şöyle cevap. Hakkın var Mehmet. Arabanın yayları fazla oturmuş. İçindeki herhalde adalı olacak. Kurtdereli Halk Oteli kıraathanesinde kendini dinleyenlere itiraf eder. Adalının şaplaklarıyla kaç defa başım döndü. Kaç defa gözlerim kararıp kulaklarım zonkladı. Ve ilave eder. Ben söylemesem de siz anlarsınız. Tabii o da o halleri geçiriyordu. Hakemler, düğün sahipleri, ileri gelenler birkaç kere yanlarına gidip yalvardılar. Meğer devlerin kapışması değil, ayrılması da belalı. Ayrılanlar içerisinde birçok yaralanıp berelerin oluyor. Güreşin berabere kaldığı ilan edildi fakat çok feci bir netice vermesine ramak kalacak derecede sakar bir hale alan bu çayır hisar güreşinden gayet hayırlı bir netice doğdu. Kurtdereli ile Adalı ondan sonra rakip olmaktan çıkar. Öyle bir kardeşlik ki büyük düğünlerde soyunup tutma mecbur edildikleri zaman açıkça halka ilan ederlermiş. Biz kardeşiz. Ciddi güreş tutmayız. Size gösteriş güreşi yaparız. Bu bilgilere göre Çayır Hisar güreşi 1897 yılında yapılmış ve Adalı ile Kurtdereli de bu güreşten sonra barışıp kardeş olmuşlar. Adalı Halil Pehlivan'ın Çayır Hisar güreşinden sonra 1900 yılı Nisan ayına kadar geçen 3 sene içinde nerelerde kimlerle güreştiği konusunda bir belgeye rastlayamadık. Ancak 27 Mart 1316 yani 10 Nisan 1900 tarihiyle yayınlanan Musavver Fen ve Edep isimli derginin 32. sayısının 127. sayfasında Adalı'nın küçük bir fotoğrafı altında şu yazı var. Adalı Halil Pehlivan. Adalı Halil Pehlivan Amerika'ya gitmiş. Ailesi uzun müddet kendisinden haber alamamıştı. Nihayet yayınladığımız fotoğrafını almaya muvaffak olmuşlar. İnşallah pehlivan sağ ve salim memleketine avdet eder. Bu münasebetle ailesinin gönderdiği mektubu aynen yayınlıyoruz. Acep sağ mı yoksa öldü mü? İkdama başvurduk. Güney Amerika'da bulunduğunu açıkladı. Anthony Pierri'nin bilgisi de bunu doğruluyor. İkdam eğer öğrenirse adresini açıklayacağını vaat etti. Acımız gittikçe artıyor. Çünkü pehlivanın Güney Amerika'ya gitmesi eskidir. Madem ki sağdır, niçin uzun zamandan beri mektup göndermiyor? İktam ve Sabah ve Tercüman-ı Hakikat gibi gazeteler de Adalı'nın Amerika'ya gidişi konusunda hiçbir yazı yok. İhtimal ki Adalı Amerika'dan dönerken 4 Temmuz 1898 günü sabahı Burgoyne Transatlantik'in batması sonucu boğularak şehit olan Koca Yusuf'un Amerika'ya bıraktığı büyük şöhreti yaşatmak amacıyla önce Güney Amerika'ya oradan da Kuzey Amerika'ya gitmiş olmalı. Amerika'da bulunduğu sürece çok sıkı antrenman yapan Adalı formuna girmiş, fazla kilosunu atmıştı. Bu sırada vücut ölçüleri şöyleydi. Boy uzunluğu 1.87, ağırlığı 120 kilo, göğüs çevresi 125 santimetre, boyun kalınlığı 50 santimetre. Adalı Halil 1899 yılının Eylül ayına kadar Amerika'da kaldı. Tom Jenkins, Robert gibi ünlü güreşçilerle güreşip hepsinde galip geldi. Tom Jenkins ile New York'ta yaptığı güreşi kendisi şöyle anlatıyor. Güreş tuttuğum tiyatro kat kat, koca bir kubbe altında. İçinde 48 bin sandalye var. Ben 2 yıl oturdum Amerika'da. Öyle tiyatro görmedim.
Amerika'da iki defa yenmek adettir. Yok, eğer sen beni bir kere vurursan, ben de seni bir defa yenersem o zaman üçüncüsü sayılır. Uzatmayalım. Jüri, alright deyince tutuştuk herifle. Lakin herif halıdan içeri girmez. Mecbur oldum halının dışında kovalamaya. Tam bir saat o kaçtı, ben kovaladım. Bir defasında yine onu kovalayıp dönerken sandalyeden havluyu alıp terimi sildim. Jüri hemen meydana çıkıp da Türk pehlivanı dinlendi sayılır. Bunun için yenilmiştir demez mi? Bunu bana tercüman anlatınca hiç ses etmedim. Çünkü ikinci güreş var. Yalnız bizim menajerleri sordum ki ben bu herifin bir yerini kırarsam zararı gelir mi? Usulsüz olmasın da zararı yoktur dediler. 5 dakika tamam oldu, tutuştuk. Lakin herif yine kaçar. Dedim ki söyleyin pehlivana, ya o yere yatsın ben tutayım ya da ben yatayım o tutsun. Yoksa böyle halıdan kaçarsa güreşin biteceği yok. O zaman o yatsın ben tutacağım diye cevap vermiş. Ben yattım. Geldi belimden ellerini kilitledi. Fırsat budur dedim. Sol bileğini kavrayınca aldım altıma. Karnımdan bir sıktıysam anladım ki kaburga kemikleri içeri göçtü. Herif hoşafa döndü. Bastım gavurun omuzlarına ki kıyamete kadar kalkmaz. Derken jüri, polis, doktor koştu. Herifi öldü sandılar. Dedim ki merak etmeyin, safrası dönmüştür. Hele kafasına birkaç maşrapa su dökün ayılır. Herif biraz sonra kendine geldi ama karnının ağrısından meydanda duramadı. Maçı biz kazandık. O gece 500 saray İngiliz altını aldım. John Jenkins, yani Tom Jenkins'in tarafını tutanlar ise azılı heriflerdi. Ama Amerika polisleri onlardan bana zarar gelmesin diye beni arabaya koyup otelime getirdiler. Hani doğrusu bu yüzden Amerika çok ıslah bir memlekettir. Amerika'dan 3500 İngiliz altınıyla yurda döndüğü zaman ilk işi geniş bir arazi alarak çiftlik kurmak oldu. Adalı 1900 yılında bu çiftlik işleriyle uğraşırken Kasım ayında Paris'te yapılacak 3. Cihan Pehlivanlığı yarışmalarına katılmak isteğinde bulunur. Bu nedenle Sabah gazetesini gönderdiği mektubunda "Çarşamba günkü nüshanızda boyunduruk klenin yarar ve zararlarını Türk pehlivanlarından soruyorsunuz. Zararlarını Paul Pons ve Constantine Buche yazdığı kadar biz de bilirsek de güreşçilik ilminde hasmını yenebilmek hususunda birçok faydeleri inkar edilemez. Gazetenizde yazdığınız Avrupa pehlivanları ile güreşmek için ben de Paris'e gidiyorum," diyordu. Adalı bu sırada Edirne'den Velo gazetesine bir mektup göndererek Amerikalı Tom Camon'a omuzların bir saat içinde 3 defa yere gelmek üzere 50 veya 100 altına bilet bahse girerim diyerek meydan okudu. Hamburg güreşleri. Adalı Paris'e gidiyorum dediği halde onu 1 Ocak 1901 tarihinde Hamburg'da başlayan turnuvada Çırağı Çorlulu, Kara Mustafa ve tanımadığımız Hasan Ömer isimli başka bir güreşçiyle beraber görüyoruz. Kara Mustafa'nın ve Hasan Ömer'in başarısızlıklarına karşılık Adalı her hasmını 1-2 dakika içinde yendi. Hem de Amerika'da olduğu gibi servisle değil de şimdiye kadar hiç yapmadığı Krakoram'ın. Bu turnuvada sonuçları aldı. Velo gazetesinin arabacı takma adıyla andığı Viyanalı Ed Crane'i 2 dakikada, Balance Ladies'i denilen Francis Perros'u 2 dakikada, Belçikalı Dickers'ı 5 dakikada, Alman Belling'i 3 dakikada, Danimarkalı meşhur Pedersen'i 5 dakikada, Alman Winzer'i 6,5 dakikada yendi. Güreşçilerin yarıda kalması üzerine Paris'e gelen Fransız güreşçisi Celestin Maret Velo gazetesiyle bir açıklama yaparak Adalı için şunları söyledi. Hamburg'da Adalı Halil namında bir Türk pehlivanı var. Eğer bu gerçekten meşhur Adalı Halil ise kuvveti şöhretinden de üstün. Kara Ahmet bunun yanında adeta çocuk gibi. Adalı meşhur Yusuf pehlivan gibi güreşir. Fevkalade kuvvetlidir. Valencia kahramanına sorun. Zavallı Peyraz 7 yelenselerin acısını hala unutamamıştır. Bana kalırsa Adalı Halil pehlivanın sırtının yere gelmesi mümkün değil. Onu yenene aşk olsun. Berlin güreşte. Adalı Halil Hamburg'dan sonra Berlin'de Schumann spor salonunda Şubat'ın ilk günleri başlayan güreşlere katıldı. Fransız Lasartesse'yi 5 dakikada, Fransız Celestin Moret'i 6 dakikada, yine meşhur Danimarkalı Pedersen'i 8 dakikada yenerek şampiyon oldu.
Diğer şöhretli olmayan rakipleri ise bunlar kadar bile dayanamadılar. Fransa'nın hatta bütün dünyanın en meşhur spor gazetesi olan Belo, Adalı Halil'in bu başarıları karşısında onu övücü yazılar yazmaktan geri durmuyordu. Bu yazılardan birinde 13 Şubat 1901 tarihinde Kara Ahmet'i 12 dakikada yenmiş olduğunu yazınca Ahmet Vele gazetesine şu mektubu gönderdi. Muharrir beyefendi, gazetenizin 14 Şubat tarihli nüshasında Winter'da bir güreş yapılacağını bildiren ilanı okudum. Bu yazıda sırtı henüz yere getirilememiş olduğu beyniyle med ve sena edilen Adalı Halil'in güya 12 dakikada beni yenmiş olduğunu muharririniz yazmış olduğundan buna şiddetle protesto eder. Adalı Halil ile oynaşmaktan ibaret ufak tefek güreşlerden başka ciddi ve usul dairesinde hiçbir vakit güreşmemiş olduğum cihetle Adalı Halil'in rüya gördüğünü beyan et. İstanbul, 21 Şubat 1901, Kara Ahmet. Gerçi Kara Ahmet'in Kurtarılı'ya da yenildiği yazıldığı zaman biz onunla esra tutuşmadık. Oynaş güreş yaptık, o zaman kafamla kalırdın demişti. Demek ki yenilince oynaş yaptık demek Kara Ahmet'in bir adetiymiş. Liege güreşleri. Liege güreşleri. Adalı Berlin güreşlerinden sonra 27-31 Mart 1901 günleri Belçika'nın Liege şehrinde düzenlenen güreşlere katıldı. Bu yarışmaya giden ünlü güreşçilerden Petersen'i 18 dakikada, Ömer de Bulyon'u 52 dakikada, Alman Koch'u 11 dakikada ve Belçikalı meşhur hafif siklet şampiyonu Constant Le Bichet'i 2 saat 15 dakika süren güreşin sonunda güreşi bıraktırarak yendi ve birinciliği aldı. Birinci olan Adalı'dan sonra şu güreşçiler derece aldılar. İkinci Belçikalı Constant, üçüncü Fransız Ömer, dört Alman Koch, beş Danimarkalı Petersen, altı Belçikalı Pietro, yedi Fransız Vervet, sekiz Belçikalı Vranchen, 9 İtalyan Rajcevic. Viyana güreşleri. Bu müzik diyarının halkı sporu özellikle güreşi de çok seviyor olacak ki güreşlere büyük ilgi gösterdi. Ancak organize ve hakemler iyi değildi. Güreşlere Avrupa'nın ünlü güreşçileriyle beraber Adalı'dan başka Türk olarak Kurtarılı ve Kara Ahmet de çağrılmıştı. Ancak Kurtarılı Bandırma'dan gönderdiği telgrafa karşılık bekleye dursun. Güreşler 7 Nisan Pazar günü başlamıştı bile. Adalı Halil ilk güreşini 19 Nisan akşamı Alman Hitzler ile yaptı. Hitzler Bavyeralı olup vaktiyle bizim Kara Ahmet'i de yenmişti. Ağırlığı 100 kilo civarında olmakla beraber çevik ve oyunbaz bir adamdı. Adalı'nın boş bulunduğu bir anda kolunu kapıp 1 dakika 34 saniyede sırtını yere getirdi. Adalı diğer güreşlerinde de şu sonuçları aldı. 20 Nisan Fransız Calmette'yi kısa bir sürede yendi. Ancak seyirciler protesto edince hakem kararı değiştirildiğinden tekrar tutuştular. 40 dakika güreştikleri halde yeniş olmayınca hakem bundan sonra hareketleri puan vereceğini, kim çok puan alırsa onun galip sayılacağını bildirdi. Bunun üzerine Calmette güreşi bıraktı ve yenik sayıldı. Fransız Laurent ile 2 saat güreştikleri halde yenişemediler. 22 Nisan Rus Hackenschmidt ile 2 saat güreşip berabere kaldılar. 23 Nisan Bulgar Petrov'u 21 dakikada yendi. 24 Nisan Fransız Laurent'i 4 dakikada yendi. Laurent 1.72 boyunda ve 122 kilo ağırlığında olup 1899 yılında Kara Ahmet'i 13 dakika 47 saniyede yenmiş ünlü bir güreşçiydi. 1900 yılı Cihan Pehlivanlığı yarışmalarında en son Constant Le Bichet'i yenerek Cihan şampiyonu olmuştu. Adalı Halil'in bu önemli galibiyeti üzerine seyirci 4 defa sahneye getirterek alkışladı. Burada güreşlerin programı ile ilgili çok önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Dikkat edilirse Adalı 21 Nisan gecesi Laurent ile 2 saat güreşmiş. Ertesi gecede Rus Hackenschmidt için karşısına çıkmıştı. Rus ile de 2 saat güreşip berabere kalan Adalı 23 Nisan gecesi Bulgar Petrov ertesi gecede Laurent ile güreştirilmiştir. Bu düzensizliğin tamamen planlı olarak Rus Hackenschmidt tarafından tertiplendiği, Fransız güreşçisi Paul Pons'un 27 Nisan 1901 tarihiyle Viyana'dan Velo gazetesine yazdığı mektubunda şöyle açıklanıyor. Azizim Monsieur Ravel, güreşlerin tertibat ve teşkilatı konusunda o kadar bilgi edindin ki sonucu beklemeden şimdiden kimin birinciliği kazanacağını söyleyebilirim. Çünkü kimin kazanması isteniyorsa o kazanıyor zaten.
Güreşler bilgisiz ve taraf tutan hakem kurulunun keyfine bağlı. Rus hem güreşlerin programını düzenliyor hem de bizimle güreşiyor. Evvela Laurent ile 2 saat güreşti. Ertesi gece Adalı'yı Laurent'e saldırdı. Güreşlerin ikisi de neticesiz kaldı. Tabi Laurent'in kuvveti tamamıyla kesildiği için bundan yararlanarak bir hamlede Laurent'i kendisi yendi. Ertesi gece de Halil Pehlivan'a yendirdi. Bana gelince daima zatürreden acı çekiyorum. 25-30 dakika uğraştıktan sonra sağ böğrümde şiddetli ağrılar başlıyor, nefesim kesiliyor. Bu mektuptan da anlaşıldığı gibi Hackensham için kazanacağı evvelden kararlaştırılmıştı. İşte bugünlerde Adalı Halil'in başına ilginç bir olay geldi. Alışveriş için girdiği bir dükkanda kendisine mal satan tezgahtar güzel kız tarafından soyuldu. Adalı'nın polise başvurması üzerine kız arandı ve içerisinde 2000 mark bulunan cüzdan kızdan alınarak Adalı'ya verildi. Nisan 1901 akşamı Rus ile yaptığı güreş 2 saat 40 dakika sürdüğü halde yenişemediler. Başka bir gece güreşmek için beraber ayrıldılar. 1 Mayıs akşamı Fransız Paul Pons'u 43 dakikada Alaturka'da mevcut olmayan ve hasmının omuzunu ayakta yakalayıp diz çökerek hasmı üzerinden aşırmaktan ibaret olan bir oyunla yendi. Yarışmaların sonunda Hackensham için şampiyon olması önceden kararlaştırıldığı için Adalı'nın Hackensham ile yapacağı 3. güreşte yenilmesi gerekiyordu. Yenilmezse paralarının verilmeyeceğini, hatta güreş kurallarına uymadığı gerekçesiyle hakem tarafından yenik sayılacağını söylediler. Bu olayı da yine Paul Pons, Vela gazetesine yazdığı 2. mektubunda açıklıyor. Adalı Halil Pehlivan, Rus'u şiddetle sıkıştırmış iken bundan vazgeçmesi, aksi takdirde güreşten çıkarılacağı birkaç defa kendisine söylendi. Hatta hakem olan kişi, eğer güreşleri terk etmezse, güreş kurallarına uymadığı için yenik sayılacağını, fakat söz dinlediği takdirde ödülü alabileceğini Adalı'ya söylemekten çekinmedi. Bu iki şık arasında kalan Adalı, bir saat güreşten sonra meydana terke mecbur oldu. Bunun üzerine Adalı ikinci seçildi, fakat neden ikinci oldu? Orasını da kestiremiyorum çünkü onunla yaptığım güreşlerimde ikimiz de aynı derecede kaldık. O iki defa yenildi, ben de iki defa yendim. Şu halde ikimiz de eşit olarak ikinciliği kazandık. Fakat Adalı Rus'u yenmeyip de güreşten çekildiği için hakem kurulu tarafından bu anlayışsızlığına karşılık kendisine ikincilik ödülü verilmiş. Bu güreş 3 Mayıs 1901 gecesi yapıldı. Paul Pons'un dediği gibi Adalı Halil 1 saat güreştikten sonra hastalandığını ileri sürerek güreşten çekildi ve şampiyonluğu Rus'a bıraktı. Berlin güreşleri. Berlin'de 16 Mayıs 1901 günü başlayacak Greco-Roman stilindeki güreşlerde Adalı Halil'den başka Kurt Treli ve Koç Mehmet Pehlivanlar da çağrılmıştı. Adalı Viyana'da olduğu için gününden önce Berlin'e geldi. Berlin'de 16 Mayıs günü yazıp Sabah gazetesine gönderdiği mektubunda şöyle diyor. Berlin güreşleri başladı. Buraya yazılan pehlivanların hepsi gelecek olursa 55 kişi oluyoruz. Bu güreşlere Kurt Eredi ve Koç Mehmet gibi daha bazı pehlivanların da gireceğini sevinerek haber aldım. Bugün bütün pehlivanları güreş yeri olan Verospit koşu meydanında toplandık. Bunlar arasında benden başka hiçbir Türk yok. Evvel Allah ben yalnız başıma da hepsinin birer birer hakkından gelir. Bakalım bu defa Rus yine birinciliği kazanabilecek. Bugün 7 çift pehlivan güreşti. Pazar günü sıra bana gelecek. Not: mektubu postaya vereceğim vakit Koç Mehmet Pehlivan ile görüştüm. Çok şükür şimdilik burada iki Türk pehlivanı olduk. Adalı Halil. Kurt Pehlivan, Kurt Dereli Mehmet Pehlivan da 19 Mayıs Pazar günü Berlin'e geldi. Adalı ilk güreşini 19 Mayıs Pazar günü pehlivanların en ağırı Fransız Lyonlu Ferriol ile yaptı ve 3 dakikada yendi. 23 Mayıs akşamı yine Fransız Gerardis'i 1 dakikada yendi. 29 Mayıs akşamı Alman Winzer'i 6 dakikada, 31 Mayıs akşamı Belçikalı Omer'i 26 dakikada yendi. Bu güreşleri düzenleyen organizatör giriş ücretini yüksek tuttuğundan halkın ilgisini çekmedi. Bu nedenle de seyirci az geldiğinden para kazanamadı ve güreşçilerin ücretini ödeyemedi. 1 Haziran'dan sonra güreşlere devam edilemediğinden Adalı Halil ile Kurt Dereli trene binerek yurda döndüler. Koç Berlin'de kaldı. Adalı 10 Haziran günü Edirne'de trenden inip köyüne gitti. Kurt Dereli de İstanbul'a geldi. Adalı Avrupa şehirlerinde yaptığı güreşlerden 1500 altın kazanmıştı. Çiftliğine çekildi ve bir süre güreş kovalamadı ancak gerektiğinde yaptı.
Sultan Abdülhamid'in 24 Ekim 1901 günü Yıldız Sarayı'nda İstanbul'a okul gemisiyle gelmiş olan Alman prensi Albert şerefine yaptırdığı güreşte Söğütlülü Molla İbrahim Pehlivan'a 4 dakika dayandı. Sabfet tiyatrosunda Aralık 1902, Ocak 1903 ayları içinde yapılan ve 23 gün süren güreşlerin yağlı stilinde önce Arap Said'i yendi, ikinci asmı Koca Hasan'a 27 dakikada sarma ile yenildi. Daha sonra yapılan Grekoromen stilde Küçük Yusuf'u yendi, ikinci turda Şundolu Mestan ile güreşirken ayağı burkulduğu için çekildi. Adalı Halil'in vücut yapısı gereği Grekoromen'e daha elverişli bulunduğu için bu stilde Kurtereli'den daha başarılı oluyordu. Bir sene önce 1 Mayıs 1901 akşamı Viyana'da eski cihan şampiyonu Paul Pons'ta 43 dakikada ve yine 1900 yılı cihan şampiyonu Laurent'e 4 dakikada Bulgar Petrov'u 21, Ömer Bulun'u 52, Alman Koh'u 11, Danimarkalı'yı 18 dakikada yenerek bu stildeki üstünlüğünü ispat etmişti. Mestan gibi yağlıda 3. Grekoromen de daha çok aşağılarda olan bir güreşçi karşısında yenileceğini düşünerek bahane uydurup güreşlerden çekilmesi söz konusu olamaz. Herhalde bir aksilik gereği hakikaten ayağının bileği burkulmuş olsa gerek. Türkiye'de Adalı ve Kurtdereli'ye artık rakip güreşçi kalmamıştı. Yeni yetişenler de onların kilosunda ve özellikle iki ağlıda ikisinin ayarında olmadıklarından artık yağlı güreş de yapamaz olmuşlardı. Kurtdereli ile 1904 senesinde İngiltere'ye giderek önemsiz güreşler yapıp döndüler. 1905 senesinde Paris'te yine Cihan Pehlivanlığı yarışmaları açılacaktı. Adalı Halil de Sabah gazetesine gönderilen bir telgrafla çağrıldı. Sabah gazetesi Edirne'nin Ada Bucağı'nda çiftçilik yapmakta olan Adalı Halil'e bir mektup yazarak istenildiğini bildirdi. Adalı Halil Sabah gazetesine 23 Ekim günü gönderdiği mektubunda verilecek olan 100 Fransız altını ücretinin az olduğunu, şimdiye kadar olduğu gibi yine 500 altın verilmesini ve bu miktarın yarısının peşin, yarısının da sonradan ödenmesini, ayrıca yol masrafının da yine spor gazetesince karşılanmasını şart koştu. Anlaşma mümkün olamadığından Adalı 1905 yılı Cihan Pehlivanlığı yarışmalarına gidemedi. Adalı artık kendini tamamen çiftliğine verdi. Önemli güreşlere gidiyor fakat kimse karşısına çıkmadığı için güreşemiyordu. 1909 yılı Kırkpınar güreşlerine gitti ancak başa sövünmüş olsa başa çıkacak pehlivanlar Kara Emin, Kara Mustafa, Çandırlı Arap, Sarı Hafız ve Mevlüt Adalı ile güreşecek kuvvet ve varlıkta olmadıklarından baş altına ineceklerdi. Başa da tek başına çıkmış olacaktı. Bu nedenle soyunmadı. Başı gençlere bıraktı. Ancak yenişme soyunda baş pehlivanların kime vereceği konusunda anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Adalı soyunup kısmetini giydi ve ortaya çıkarak rakip istedi. Tabi kimse çıkamayınca güreşleri düzenleyen Edirne Donanma Cemiyeti tarafından 1909 yılı Kırkpınar baş pehlivanı ilan edildi. Yıldız Bahçesi'nde 6 Ağustos 1909 tarihinde yapılan güreşlere çağrılmadığı için katılmadı. 1910 yılı Mart ayında Taksim'de Talimhane Meydanı'nda kurulan sirkin sahibi Artibi, Avrupalı bazı güreşçileri İstanbul'a getirdi. Adalı bu sırada 44 yaşında bulunuyordu. Hala 120 kilonun üzerinde olmasına rağmen antrenmansızlıktan güreşte gerilemiş gibiydi. Güreşler Grekoromen stilde yapılacağı için yapılan çağrıyı kabul etti. Ancak tek endişesi idmansızlığı ve sürekli güreşe dayanıp dayanamayacağıydı. Organizatörler bu konuda da teminat vermiş olacaklar ki yarışmaya katıldı. İlk güreşini 1 Mart 1910 Salı günü gecesi 2 metre 10 santimetre boyundaki İngiliz güreşçisi Adams ile yaptı. Adams'ın boyunun uzunluğundan başka önemli bir şeyi yok. Adalı'ya 31 dakikada yenildi. O gece Adanalı İbrahim Pehlivan isminde bir Türk de Alman Bayer'i 18 dakikada yendi. Mihalıçlı Hasan da Lehistanlı Vanyuk'a yenildi. Adalı'nın şöhreti adından yararlanmayı ön planda tutan organizatör, Adams'ın önceden kabul edilmiş bulunan 20 dakikalık sürenin dışında yenilmiş olmasını fırsat bilerek hemen ikinci bir Adanalı Adams güreşi yapılacağını ilan etti. Volu İbrahim'e yenilen Alman Bayer de yenilgiyi kabul etmediğinden başka bir gece tekrar güreş yenilmeye karar verildi. Artidi'nin tek amacı çok seyirci toplayıp çok para kazanmak olduğu bu şekilde daha ilk günde anlaşıldı. Böyle bir güreş yarışmasında Adalı şu sonuçları aldı. 2 Mart Alman Milton berabere. 3 Mart Avusturyalı Maximilian ile berabere. 4 Mart
Alman Winter'ı yendi. 5 Mart, Stari'yi yendi. 6 Mart, bir süre önce Sofya'da yapılan şampiyonada birinciliği ve Avrupa şampiyonu unvanını kazanan Hırvat Aleksandar Dobrevic ile berabere kaldı. 7 Mart gecesi İngiliz Adams'ı 37 dakikada yendi. 8 Mart, Polonyalı Wanyak ile 20 dakikada güreşip yenişemediler. 13 Mart, Wanyak'ı yendi. 15 Mart gecesi Hırvat Aleksandar Dobrevic ile bu yarışmanın en son ve sert güreşini yaptı. Kazanan şampiyon olacak. Türk seyirciler de tabii ki böyle bir sonucu bekliyor. Adalı güreşe çıkmadan önce sol kolunun ağrımakta olduğunu, bu nedenle de güreşin başka bir geceye bırakılmasını istedi. Tiyatro direktörü Musevi Artidi ve Hırvat güreşçi Dobrevic, Türklerden Reşat Rıdvan Bey ve Karaemi'nin yanında yenişlik olmamak şartıyla biraz güreş yapmalarını teklif etti. Adalı da bu teklifi kabul ederek halkın karşısına çıktı. Güneş olurken halk Adalı için bağırınca Dobrevic de ciddi ve sıkı tutmaya başladı. Bu suretle güreşin şekli ister istemez değişti. Adalı bu durumda tek gol ile 1,5 saate yakın kıyasaya güreşti ve nihayet idmansızlığının ve yaşlılığının etkisiyle daha fazla güreşmeye gücü kalmayıp güreşi bu suretle Dobrevic'e bıraktı. Taksim güreşlerinin yapıldığı günlerde bir cuma günü Silivri'li İzzet ile Çamlıca Tepesi'nin arkasındaki Libade mesire yerinde ciddi olmayan yağlı güreş yaptı. Edirne'ye dönüp çiftliğine çekildi ve huzurlu günler yaşamaya başladı. Artık güreşi bırakmış da sayılırdı ama bu huzur dolu günler çok sürmedi. Balkan Savaşı çıktı. Bulgarlar Edirne'ye doğru yaklaşıyordu. Çiftliği çubuğunu bırakıp Ekim 1912 Mehmet Şükrü Paşa'nın müstahkem mevkii haline getirdiği Edirne Kalesi'ne çekildi. Kuşatma süresince yani 21 Kasım ile 16 Mart arasında Türk ordusu Edirne'yi geri alıncaya kadar Edirne'de çok sıkıntılı günler geçirdi. Savaş bittikten sonra malına mülküne kavuşacağını ümit ederken 10 Ağustos 1913 tarihinde Bükreş'te yapılan anlaşma gereğince çiftlik arazisi hudutlarımız dışında kaldı. Yunanistan'da zengin yaşamaya, Türkiye sınırı içinde aç kalmayı tercih edip Edirne'nin Kirişhane mahallesine yerleşti. Bütün parasını yatırdığı çiftlik böylece elden gidince fakir düştü. Güreş çağı da artık geçmek üzereydi. Ama çaresiz kalmıştı. Kurtdereli ile Avrupa'ya gidip 3-5 kuruş kazanabilme hevesine kapıldılar ama artık Paris halkının o güreş seyretme isteği gitmiş, boks ve futboldan hoşlanmaya başlamışlardı. 1913 yılının Ocak ayında iki arkadaşı Paris'in kışlık sirkinde görüyoruz. Sabah gazetesinin verdiği bilgiye göre bir Japon güreşçisini 10 dakika içinde 2 defa, Rivian isimli Alman güreşçisini 1 dakika 53 saniyede yenmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Edirne Yunanlıların işgalindeyken Edirne'ye gelen bir Polonyalı pehlivan ile Adalı Halil 6 Haziran 1919 Cuma günü saray içinde güreştirilmek istendi ancak Polonyalı güreşçi evvelce Avrupa'da yapılan bir güreşte Adalı'ya yenildiğini ileri sürüp güreşmedi. Halkın isteği üzerine Adalı'da kısmet giyip hayatının en son yağlı güreşini yaptı. Karşısına çıkarılan rakibi de yine çırağı olan çömlek köylü Karaemin'di. Adalı Halil 53 yaşında olmasına rağmen 120 kiloluk heybetli vücuduyla 80 kiloluk Karaemin'in yanında Herkül gibi duruyordu. Bu karşılaşma Adalı ile Karaemin'in yarışmasından daha çok 100 yıllar süren ve çökmekte olan bir güreş imparatorluğu ile o çöken imparatorluğun enkazı altında filizlenen ve ancak her biri 100 kiloyu geçmeyen yeni kuşağın kapışmasıydı. Güreş sürüp giderken Adalı Karaemin'e ayakta kas kanadı çırpması yapmak istedi. Adalı'nın attığı şiddetli gösteğin etkisiyle olacak ki Emin'in ayağı burkulup sakatlandı. Acının şiddetinden kısmet çıkarılamayıp bıçakla kesildi. Böylece güreş de o şanlı imparatorluğu temsil eden, kocamış, yıpranmış ama hala heybetli duran Adalı Halil'in yeni kuşağın Erkan-ı Harbi, Karaemin'i sakatlayarak yenmesiyle sonuçlandı. Kurtuluş Savaşı bitmiş, Türk ordusu 25 Kasım 1922 günü Edirne'yi Yunanlılardan geri almıştı. Adalı geride kalan acı günlerini Kirişhane Mahallesi'ndeki küçücük evinde unutmaya çalışıyordu. Sevenlerin yardımıyla 150 kuruş gündelikle Şark Tütün Şirketi'yle işçi olarak çalışmaya girdi.
Edirne Milli Eğitim Müdürü ve Türk Ocağı Başkanı İsmail Habip Sevük öncülüğü ve Edirneli güreş severlerin desteğiyle 30 Mayıs 1924 günü saray içinde bir güreş yarışması düzenlendi. Adalı Halil de bu güreşlerin baş hakemiydi. O günkü güreşlerde başı Arnavut Belli Abdullah kazandı. Güreşler yapılırken halkın isteği üzerine Adalı'da soyunup kısmet giydi ve eski bir pehlivanla kısa bir oynaş güreşi yaptı. 1925 yılının soğuk bir Şubat günü soğuk algınlığından hastalandı. Zatürre olmuştu. Yokluk ve ilaçsızlık nedeniyle hastalık önlenemedi. Birkaç gün yattıktan sonra 10 Şubat 1925 Salı günü akşamı vefat etti. Cenazesi kendisini seven büyük bir halk topluluğu ile jandarma ve polis müfrezeleri tarafından evinden alınıp Kasımpaşa Camii'ne getirildi. Burada namazı kılınarak caminin bahçesindeki mezarında toprağa verildi. Adalı'nın Türk gücünün Batı ülkelerinde tanınması için yaptığı hizmetleri ve güreşçilik değerini belirtebilmek amacıyla yazılacak en övücü söz bile azdı. Yenilmesi için teklif edilen paraları, tehditleri hiçe sayıp yalnız galip olmayı düşünen, ancak çok zor durumlarda kaldığı zaman güreşten çekilen Adalı Halil, eşi asla bir daha gelmeyecek ve anaların doğuramayacağı bir yiğitti. Amerikalıların sultanın aslanı, cihanın şampiyonu dedikleri bu büyük güreşçimiz için Fransız güreşçisi dünya şampiyonlarından Paul Pons, Adalı'nın hasmi ve ona yenilmiş bir kişi olduğu halde şunları yazıyor. Adalı'nın gerçek değerini bilmeye imkan bulunamamıştır. Almanya'da bir hayli güreşti. Kendisini oradan tanıyan Fransız profesyonel güreşçiler, Adalı Halil'de ikinci bir Koca Yusuf kuvvet ve kudreti gördüklerini söylediler. Adalı Halil güreşmek için Avrupa'ya geldiği ve şöhretini duyurmaya başladığı zaman genç değildi. Fakat yaşının geçmiş olması onun atletik durumuna bir noksanlık getirmemişti. Çok gelişmiş olan kasları ve harikulade bir kuvveti vardı. Aynı zamanda fevkalade bir güreşçiydi. Adalı'yı tehlikeye düşürdüm diye övünecek çok az insan vardır. Eğer bazen yenildiği olmuşsa da bu bir arkadaşa yardım için olmuştur. Çünkü Adalı Halil, Orgoin transatlantiğinde gömülen o gururlu Koca Yusuf'un tam aksine çok alçak gönüllü ve hoşgörülüydü. Adalı Halil tam bir filozoftu. Rahatça yaşamak ve gelecekte sıkıntıya düşmemek için para biriktirmek amacını güdüyordu. Galibiyetten ötürü gururlanmaz ve böyle şeylere çok az önem verirdi. Bu sözümüzden istenildiği zaman omuzlarını ödünç verirdi. Yenilir de anlamı çıkmasın. Fakat bununla beraber ne Yusuf'un, ne Kara Osman'ın, ne de Nurullah'ın hiçbir zaman kabul etmeyeceği bazı kibar hareketleri olmuştur. Burada yazılanlar Adalı Halil Beylivan'ın kahramanlıklarla dolu yaşantısının çok az bir bölümüdür. O 60 yıllık ömrünün en az yarısını güreş alanlarında arslanlarcasına güreşmiş bir yiğit olarak anılır. Tunca ve Meriç nehirleri taştığı zaman Kasımpaşa Camii'nin uzun süre su altında kaldığı görülerek Adalı Halil Pehlivan'ın mezarı buradan kaldırılıp güreşçiler duacısı demekle mağrup Pehlivan Cemalettin Efendi'nin gömülü bulunduğu tekkeye gömülmüştür. Bugün de mezarı Kırkpınar'dır. Pehlivanlar her Kırkpınar güreşleri öncesi Adalı Halil'i ve onun çırağı Karaevin'in mezarını ziyaret edip dua ederler. Allah koca Türk'e rahmet eylesin.